Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca danssiz deyin kanda sana ders olsun hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem hocanız. Açık kenar bağıntılarından devam ediyoruz arkadaşlar. Öğretici test biri çözeceğiz. Bir soru gelsin. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekildeki ABC üçgeninde AB 5 santim, AC uzunluğumuz x artı 1, BC uzunluğumuz 2x artı 2 santim. BC'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. Üçgen olma şartını uygulayacağız. AB kenarı olan 5 santimi araya arkadaşlar. Bu değer iki kenar uzunluğunun toplamından küçük olacaktır. Burası 3x artı 3 olur. Aynı zamanda bu uzunluk İki kenarın farkından büyük olacak. 2x artı 2'den x artı 1'i çıkartırsak burada da x artı 1 kalır. Bir x artı 1 5'ten küçük eşitsizliğini çözeceğiz. Bu çözümü gerçekleştirirsek x 4'ten küçük çıkacaktır. Bir de 5 3x artı 3'ten küçük olacak. Buradan 3'ü karşıya attık. 2 3x'ten küçük. 3'e böldüğümüzde de x 2 bölü 3'ten büyük. Demek ki x'imiz 2 bölü 3 ile 4 arasındaki bir sayı. Biz bc uzunluğunu bulacaktık. bc uzunluğumuz 2x artı 2. Önce 2 ile çarpacağız. 4 bölü 3 2x 2 ile çarparsak bu da 8 olur. Şimdi 2 ekleyeceğiz. 2 eklersek 4 bölü 3 arkadaşlar. 10 bölü 3 o da küçüktür. 2x artı 2 8'e 2 eklersek 10 artık 2x artı 2 bc uzunluğunu temsil ettiğinden ondan küçük en büyük tam sayımız 9 olduğundan doğacağımız adı ne olur? İkinci sorumuz şu şekilde. Şekildeki dörtgende AB uzunluğu 4, AD uzunluğu 9, DC uzunluğu 8 cm. BD'nin en büyük tam sayı değeri için BC'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Önceki BD uzunluğunun en büyük tam sayısını bulacağız. Bu uzunluğa x diyelim. Şuradaki üçgenle üçgen olma şartını yaparsak x 4 ile 9'un toplamı olan 13'ten küçük, farkı olan 5'ten büyük olacak. x'in en büyük değeri arkadaşlar burada 12'dir. x'i 12 kabul edersek BC uzunluğuna da y dersek yine üçgen olma şartını yapacağız. Y dediğimiz sayı 12 ile 8'in toplamı olan 20'den küçük. 12'den de 8'i çıkartırsak 4'ten de büyük olacaktır. En küçük tam sayı değeri de 5 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa'dır. Sorumuz şekilde arkadaşlar. Şekildeki ABC üçgeninde A büyüktür B'den, B büyüktür C'den olmak üzere BAC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri için kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi burada şöyle düşünmemiz lazım arkadaşlar. Aslında en büyük kenarın karşısındaki açı sorulduğundan dolayı açılarımızı birbirine yakın seçmemiz lazım. Şöyle düşünelim. Üçgen iç açılar toplamı 180 dereceydi. Bunları birbirine yakın sayılar tutarsak yani eşit olduğunu düşünürsek hepsi 60, 60, 60 olsaydı bunlar eşit olacaktı. Şimdi biz en büyüğünün en küçük tam sayı değerini aradığımız için 60'tan 1 derece alırsak bu 59 derece olur. Bunda herhangi bir derecede değişiklik yapmadık. Aldığımız 1 dereceyi 60'a verirsek burası da 61 derece olur. Aradığımız en küçük tam sayı değeri o yüzden 61 olacaktır. Doğru yanıtımız Ceyhan'dır. Dördüncü sorumuz şu şekilde. Kenar uzunlukları abc tam sayılar olan abc üçgeninde a kare eşittir b kare artı 5 ise abc üçgeninin çevresi en çok kaç birim olabilir? Şimdi bir tane üçgen çizelim arkadaşlar. Burası a köşesi, burası b köşesi, burası c köşesi olsun. Kenar uzunlukları burası a, burası b, burası da c eşittir. Şimdi ABC bir tam sayı olduğundan dolayı şu denklemi sağlayan A ve B değerlerini düşünürsek bunu sağlayan B değerimiz 2 olacaktır. B 2 olarak seçildiği zaman arkadaşlar karesini alıp 5 eklediğimiz zaman A'nın karesine eşit ise A sayımız da buradan 3'e eşit olmak zorundadır. A sayısını 3 bulduk. B sayımız 2. Üçgen olma şartından C de arkadaşlar 2 ile 3'ün toplamı 5'ten küçük olacak. 3 eksi 2 birden de büyük olması gerekiyor. Bizi çevresini en büyük yapan değeri sorduğundan dolayı buradaki tam sayı değeri olarak C'yi 4 seçeceğiz. C'nin 4 olması durumunda A artı B artı C'nin değeri arkadaşlar buradan 9 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıtımız Bursa'dır. 5. sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekildeki beşgende ED uzunluğu AC uzunluğuna paralel açılarımız verilmiş. En uzun kenar hangisidir diye soruluyor. Öncelikle paralelliği bir kullanalım. Şimdi şuradaki açımız 30 derece ise iç ters açıdan buradaki açımız da 30 derece olacaktır. Geriye 60 derece kalır. Bir de şu üçgende burası 68, burası 61, şurası da Çıkartma işlemini yaparsak 180'den 51 derece olarak bulunacaktır. Şimdi şuradaki üçgende şunu düşünürsek en büyük açımız E açısı olduğundan aslında en uzun kenarımız AD uzunluğu sadece bu üçgen için. Yalnız şu üçgene baktığımız zaman 60 derecenin karşısındaki uzunlukla 90 derecenin karşısındaki uzunluklardan 90 daha büyük olacağından, Şimdilik en uzun kenarımız AC uzunluğu çıkacaktır. Yalnız bu üçgene baktığımız zaman burada da 61'in karşısı normalde büyüktü ama burada 68 derece olduğundan 68 derecenin karşısı daha büyük olması gerekir. O yüzden aradığımız en uzun kenar AB kenarıdır. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Şekildeki ABC üçgeninde açılarımız verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağından dolayı 27 ile 27'yi topladığımız zaman 54'e ulaşırız. O yüzden C açımız 27 derece olacaktır. Şimdi şuradaki üçgende 72 ile 54'ü toplarsak burası 126 olur. Geriye 180'in tamamlaması için 54 derece kalacaktır. Şimdi B açımız 72 derece şu açının tamamı ise 54 ile 27'yi toplarsak burası da 81 derecedir. Şimdi bu üçgende 81 daha büyük olduğundan onun karşısındaki kenar uzunluğu yani BC uzunluğu AC uzunluğundan büyük olacaktır. Çünkü 72'nin görmüş olduğu büyük üçgeni düşünürsek kenarımız AC uzunluğu. Şıkları incelediğimiz zaman E şıkkında AC uzunluğu BC uzunluğundan büyük denildiğinden dolayı bu şık yanlış olacaktır. Doğru yanıtımız edine seçeneği. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.